Merhaba, işte Psikososyal Güvenlik Projesi podcast serisi anlatacak çok şey var. Hoş geldiniz. Ben Elif Sungur. Bugün işte Psikososyal Güvenlik Projesi'nin yürütücüsü Doçent Doktor İdil Işık konuğumuz. Ben ona hem bu projeyi bize tanıtmasını rica edeceğim. Hem de projenin podcast serisinin yani anlatacak çok şey varın ismi nereden geliyor? Neler anlatmak istiyorsunuz hocam diye sormak isteyeceğim ama önce hoş geldin hocam demek istiyorum. Merhaba, hoş bulduk. İsim nereden geldi? Onu çok kısa da söylemek isterim. Çok iyi olur. Çünkü çok anlamlı geliyor. Biz sahaya gidip döndükçe ya da işte çeşitli toplantılar yaptıkça bir heyecanlı heyecan basıyor. Geliyoruz. Anlatacak o kadar çok şey var ki neresinden başlasak, ne yapsak diye. Bunlar böyle birikmeye başladı. Bir gün dedik ki ya anlatacak çok şey var başlığı altında mı acaba yapsak bu podcastleri projemizin bir bileşeni olarak? Çok teşekkürler. Sen de buna sahip çıktın ve yapımcılığını üstleniyorsun. Bu da bizim projemizin özel bir çıktısı olacak. Senin de bunda şekillendirici olman çok çok değerli. Öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum. Sonra da sahaya teşekkür etmek istiyorum. O kadar çok gerçekten anlatacak malzeme çıkıyor ki buradan da tüm proje paydaşlarımızın bizlerle aynı heyecanı duyarak dinleyeceğini, bu kayıtlardan yararlanacağını inanıyorum, hayal de ediyorum. Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nın direktörlüğünü yürütüyorum. 2010 yılında yüksek lisans programı kuruldu. Kuruluşundan itibaren, yani kuruluşundan itibaren içinde yer aldım. Bizim aslında kurucumuz fikir olarak Profesör Doktor Dayan Sunar'dır. Dayan Evet. Hoca Boğaziçi Üniversitesi'nden ben 90 senesinde mezun oldum. Benim de kişilik kuramları, teoriler, işte sosyal psikoloji alanlarında hocam olmuş bir insan. O yüzden büyük bir gururla işte part-time ders verdiğim, lisans ders verdiğim dönemlerden sonra yüksek lisans programının kuruluşu esnasında birlikte çalışıp ondan sonra da bu programa davet edildim. Sonra da 2 yılından sonra zannediyorum 2012 itibariyle de direktörlüğünü görev olarak aldım. Bu program tabii aslında şu an yürüttüğümüz işte psikososyal güvenlik projesi ve diğer projelerin oluşması için bir zemin teşkil etti. Çünkü hakikaten son derece özgürce çok farklı konu başlıklarını akademik olarak merak ettiğimiz her şeyi yapmamız için olanak tanıyan bir şey, yüksek lisans programı ve aynı zamanda tabii hani lisans programı burada psikoloji lisans programının oluşturduğu çerçeve var. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de tabii bir kültürü var bunların yapılabilmesi için. O anlamda bütün kaynaklar bir araya geldi. Çok değerli, senin de katkı sağladığın gibi farklı üniversitelerden ve bilim alanlarından insanları da aslında araştırmacıları da ve de mezunlarımızı özellikle örgütsel psikoloji mezunlarını da işin içine katabildiğimiz farklı projeler yürütebilir hale geldik. İşte psikososyal güvenlik de böyle bir ne diyelim zeminin ürünü. Yani böyle bir toprak var ondan çıkan şeylerden, çiçeklerden ya da ağaçlardan daha kalın benzetilebilir ürünlerden bir tanesi. Çok güzel. Sen bu projede bu bir Avrupa Birliği destekli bir proje değil mi? Evet. Bize biraz bu iş sağlığı güvenliğinin geliştirilmesi hibe programından destek alan bu projeyi de anlatabilir misin? Belki biraz da burada çalışma hayatı içinde de yerini, önemini de vurgularsan herhalde dinleyiciler için de çok iyi olur. Tabii, çok teşekkürler. Bu proje dediğin gibi aslında büyük ölçekli bir fonun alt bileşenlerinden bir tanesi. Maden iş sektöründe, maden sektöründe genel olarak iş güvenliğinin sağlanmasına ilişkin çok daha büyük çaplı bir fon Çalışma Bakanlığı tarafından alındı.
Bunun içindeki bileşenlerden bir tanesi hibe bileşeniydi. 2018 Aralık ayında bu duyuruya çıktı ve genel olarak üniversiteler, sanayi odaları, ticaret odaları, liseler, meslek liseleri, meslek yüksekokulları gibi birçok kuruluş türünün başvuru yapabileceği bir fon olarak duyurusu gerçekleştirildi ve bir eğitim yapıldı aslında bu duyuruyla birlikte nasıl başvuracaksınız, ne tür projelerle başvurulabilir diye. Bizim de örgütsel psikoloji yüksek lisans programı Soma sonrası sosyal bilimlerin iş kazalarının önlenmesi, özellikle maden sektöründeki kazalardan kazalara dair proaktif çözümlerin getirilmesine ilişkin bir takım çalışmalar başlamıştık biz o tarihte. Bu oradan gelen bir merak ve belli bir birikmiş kaynak da vardı aslında zaman içinde kullanılabilir hale dönüştürülebilecek. Ben bu eğitimlere katıldım. 2019 Mart ayına kadar başvuru imkanı vardı. İlk başlangıç konsept not diye isimlendirilen bir genel çerçeve, ne yapmak istiyorsunuz, aşağı yukarı ne kadarlık bir bütçeyle yapabilirsiniz gibi bir ilk başvuru koşulu şeyi vardı, aşaması. Evet. O başvuruyu gerçekleştirdim ve bunu yaparken de İş Yeri Hekimleri Derneği ile birlikte başvurmaya karar verdik. Çünkü bu Soma dönemindeki bahsettiğim ön çalışmalarda Doktor Atınç Kayınova ile işbirliği yapmıştık biz o yıllarda ve madencilik nasıl bir dinamiğe sahip, içeriği, risklerine, sosyal bilimler buraya nasıl çözümler getirebilir, psikoloji nasıl katkı sağlayabilir spesifik olarak bunları zaten çalışmıştık. O dönemde de Atınç Kayınova İş Yeri Hekimleri Derneği'nin başkanlığını yürütüyordu. O zaman yapacağımız çalışmayı psikososyal risklerin maden sektöründe engellenmesine dönük bir proje başvurusu yapalım diye karar verdikten sonra buradaki bileşenimizin de iş yeri hekimlerine bir güçlendirme odaklı bir gerek olmasına karar verdik. Dolayısıyla Mart ayında 2019'da başvurduk. Tam 23 ay devam eden bir değerlendirmenin ardından aşama aşama Şubat 2021'de projemizin sözleşmesi aktif hale geldi. 18 aylık bir proje. Şu anda ana çıktıları için çok yoğun bir şekilde çalıştığımız bir dönemin içindeyiz. Harika. Böyle özetleyebilirim hocam. Çok çok güzel. O zaman bu çalışmanın, bu podcast'imizin de adı olarak düşündüğümüz işte psikososyal güvenlik de nedir hocam diye esas soruya geliyorum ben o halde. Çünkü bu projenin tam adını söylemek gerekirse maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik iş yeri hekimlerinin kapasitesini geliştirme. Bu projenin adı. Sen de burada proje yürütücüsü olarak rol alıyorsun. O zaman bu işte psikososyal güvenlik ne hocam? Onu bize birazcık anlatabilir misin? Çerçeveyi böylece kurmuş olabiliriz. Tabii. Psikososyal güvenlik diye biz isimlendirdik. Ama projenin daha doğrusu markasını öyle söyleyelim. Markası işte psikososyal güvenlik. Ama projenin ana ismine bakarsak eğer psikososyal risklerin maden sektöründe önlenmesine ilişkin bir vurgu var. Literatürdeki, yani şu anda ne kadarki literatür diyelim, özellikle psikososyal risk kavramını kullanıyor. O da şu: İnsanların iş yaşamında karşılaştığı koşulların psikolojik sağlık üzerindeki etkisi buradaki mesele. Evet. Yani iş sağlığı güvenliği alanında yapılan çalışmalardan hepimiz biliyoruz ki iş kazalarının önlenmesi, dolayısıyla can güvenliğinin sağlanması ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi iş sağlığı ve güvenliği alanının ana konusu. Burada fiziksel, kimyasal, biyolojik tüm risk alanı, tehlike kaynakları aslında bu. Hani tehlike kaynağıyla riski de ayırmak lazım özellikle. Hı hı. Çeşitli tehlike kaynaklarının insanın bedensel sağlığı,
ve can güvenliği üzerindeki etkisi yıllar yılı araştırılmış bir konu. Her geçen günde tabii mevzuat, teknik çözümlemeler ve çeşitli standartlarında getirmiş olduğu şartlar doğrultusunda daha korunaklı, daha güvenli koşullar yaratılmaya çalışılıyor. Yakın dönemde sadece fiziksel sağlık değil, bir de bu içinde bulunan şartların aslında insanların psikolojik sağlığını da olumsuz etkilediği. Dolayısıyla bu etkin hem tabii ki psikolojik sağlık sorunları yarattı, yanı sıra da aslında yine can güvenliğini de olumsuz etkileyecek olan bir etkileşim yarattığına dair çalışmalar da oluştu. Buradaki amacımız bizim projede özellikle maden sektöründe son derece fiziksel şartları zorlu olan bu sektörün yıllar yılı insanların kazalardan korunması, hastalıklardan korunmasına dair yaptığı şeyler var, çalışmalar var. Peki insanlar nasıl hissediyorlar? Yani psikolojik olarak sağlıkları ne durumda? İçleri rahat mı, kafaları rahat mı, geleceğe nasıl bakıyorlar ve fonksiyonelliklerini aslında devam ettirebiliyorlar mı? Bu sorular ekseninde yaklaşıyoruz ve bunu garantileyebilecek yöntemlerin de yine aslında risk analizi, yani nasıl ki fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlike kaynaklarını tespit etmek için risk analizi yapılıyorsa, aslında psikososyal şartlar dediğimiz bir çalışma ortamının yarattığı psikolojik ve sosyal şartların anlaşılması, bunların doğurduğu, yarattığı tehlike kaynaklarının fark edilmesi ve de yarattığı etkinin, yani risklerin tespit edilebilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Burada da tabii özellikle psikologlar için çok önemli bir çalışma alanı olarak kendini gösteriyor. Yani bahsettiğimiz diğer fiziksel tehlike kaynaklarının anlaşılması daha mühendislik perspektifini ya da tıp biliminin perspektifini kullanıyorsa, psikososyal şartların anlaşılmasında da özellikle psikoloji biliminin perspektifini kullanma şartı var. Bu anlamda yepyeni bir şeye, bakış açısına doğru ilerliyor aslında iş sağlığı güvenliği çalışmaları. Evet, psikososyal risk meselesi de aslında sağlık tanımının içinde olan bir konuyu da, belki birazcık daha hafiften göz ardı edilen bir konuyu da daha ortaya getiriyor, değil mi İdil Hocam? Yani sağlık deyince hem beden sağlığı hem de zihinsel ve psikolojik sağlıktan da bahsediliyor. Bir denge hali, belki bir tamlık hali. Doğru söylüyorum inşallah kavramları. Tabii, yani doğru. İşi yaparken oluşan sonuçların insanların tümüyle bu komponentlerden oluşan bir şekilde sağlığını, aslında negatif etkilerin olmamasıyla ilgili bir çaba zannediyorum ki sizin çalışmanız gösterecek. Çok doğru, çok doğru. Hı-hı. Aslında burada Elif Hocam, Dünya Sağlık Örgütü'nün klasikleşmiş sağlık tanımını vermekte fayda var. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, sağlık denen şey hastalığın olmama hali değildir. Bunun ötesine geçiyor. Aslında kişinin kendisini hem fiziksel hem psikolojik olarak iyi hissettiği, enerjik ve dinç hissettiği ve de fonksiyonel hissettiği durumdur. O anlamda çalıştığımız ortamda bütün şartları zorlayarak aslında emek veriyoruz. Tüm yetkinliklerimizi o çalışma ortamına sunuyoruz. Bu esnada ama işin bir sürdürülebilirlik tarafı var. Yani sahip olduğumuz o yetkinlikler, enerji, tüm kaynaklarımız, psikolojik sermaye, belki yani bunlar ilerideki podcastlerde hep inşallah daha derinlemesine konuşuruz. Hı hı. Bunları iş ortamına aktarırken, sunarken karşılığını da aslında alabiliyorsak, bu sadece maddi değil tabii ki. Çünkü çalışma ortamı insanların evet ekonomik olarak ayakta durmasını sağlayan bir şey, zemin. Ama sosyal anlamda da güçlendiren, fonksiyonel olmanın, bir şeyleri başarmanın getirmiş olduğu anlam duygusu da çok önemli. Bunları güçlendirecek birçok yaklaşımın bir arada bulundurulması gerekiyor. İşte bu
çerçevede aslında biz de projemizde özellikle daha pozitif tarafını seçip kavramın psikososyal risk evet odağımız ama psikososyal güvenlik perspektifinden giderek insanlar kendilerini psikolojik ve sosyal anlamda da nasıl güvenli hissederler, üretkenliklerini devam ettirebilecek koşullar işletmelerde nasıl sağlanır? Burada işletmenin organizasyon düzeyinde yapabilecekleri var, yöneticilerin yaklaşımı var, çalışan arkadaşların birbirleriyle olan destek mekanizması var. Aslında bir sistem olarak baktığımız zaman coğrafyanın içinde bulunan sosyal yapının, şehir bu proje üzerinde bakıldığında Zonguldak Havzası tabii, şehrin dinamikleri, bölgenin dinamikleri bunların hepsi bir araya gelerek bir çerçeve oluşturuyor. Burada bireyi sağlıklı, mutlu, üretken, fonksiyonel, sosyal çevresiyle uyumlu hale getirmek ve psikolojik sağlık problemlerinden uzak tutabilmek ve koruyabilmek için yapılabilecekleri aktive etmek. Projenin amacı bu şekilde özetlenebilir. Evet, çok böyle güzel. Bir çerçeve ile aslında sanırım aktarabilirim. Çok teşekkür ederiz. İyi oldu bu çerçeve. Peki ben şeyi de sormak istiyorum. Bu hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği bir proje tabii. Ve burada çıktılardan biraz bahsedebilir misin? İş yeri hekimlerinin kapasitesini geliştirme kısmını da biraz daha açabilir misin rica etsek? Tabii. Burada bir psikososyal risk değerlendirme ölçüm aracı geliştireceğiz hocam. Geliştirdik artık yani. Çünkü hı hı. Projede epey ilerledik. Hı hı. Bu ölçüm aracı uluslararası kullanılan çeşitli modellerde var. Farklı ölçüm yaklaşımları da var. Biz odak grup görüşmeleri ve mülakatlar yaptık epey kapsamlı. Zonguldak'ta mı? Madencilerin evet. Zonguldak'ta. Hı hı. Maden işçilerinin, maden mühendislerinin, işverenlerin, işyer hekimlerinin perspektifinden psikolojik ve sosyal unsurlar nelerdir madencilerin psikolojik sağlığını etkileyen? Bunları tespit ettikten sonra risk değerlendirmesi yapabileceğimiz bir ölçüm aracına çevirdik. Şimdi bu bir aplikasyon haline dönüştürülecek web tabanlı. Satın alması artık son aşamasına geldi. Bir teknoloji firmasıyla birlikte çalışacağız. Verinin sağlıklı, güvenilir şekilde toparlanması ve raporlanması için bir yazılımımız oluşuyor. Bu yazılımın iş yeri hekimleri tarafından kullanılmasını sağlayacağız aslında. Güçlendirme kısmı buradan geliyor. Hekimlerimiz zaten sektörde düzenli olarak fiziksel muayeneleri yapan, sağlık gözetimini gerçekleştiren, sağlık desteğini veren kişiler. Hekimlerimizin bu süreçlerini psikososyal değerlendirme de yapabilecekleri ve bunu yaparken de kolayca aslında çalışmalarına imkan verebilecek bir aplikasyon sunmuş olacağız. Hı hı. Bu aplikasyonu hem arka planındaki teorik yapıyı anlayabilecekleri hem de aplikasyonu nasıl kullanacaklarını da öğrenebilecekleri bir modüler, online ve hibrit şekilde de kullanılabilecek bir öğrenme platformumuz olacak. Bu platformda eğitimi tamamladıktan sonra risk analizi yapacaklar. Biz toparlanan veriyi analiz edeceğiz. Sektörün genel resmini çekmiş olacağız. Ana bileşenlerimiz bunlar iş yeri hekimlerinin güçlendirilmesine doğrudan etki edecek, katkı sağlayacak araçlarımız bunlar. Ama projenin başka çıktıları da var. Neler? Zaman biraz daraldı. İstersen çok kısa söyleyeyim. Başka bir toplantıda ayrıca tamam. Podcast'te konuşuruz. Bir tanesi belgesel. Zonguldak Havzası'nın aslında genel bir hikayesini çekebileceğimiz geçmişten bugüne. İçinde iş güvenliği nasıl olgunlaşıyor, neler gerçekleşiyor bunu sunmayı arzuladığımız bir belgeselimiz var. Eş zamanlı gerçekleştirdiğimizde bir anlatı analizi çalışması var. Maden kazasında kazası sonucu sakat kalmış, kalıcı sakatlığı olan 3 kişiyle görüştük. Bu 3 kişinin eşleriyle, anne ve babalarıyla da görüştük. Bütün bu hikayeyi bir araya getiren ve sakatlıkların ardından yaşanan psikososyal problemleri anlama imkanı da verebilecek bir anlatı analizimiz var. Bir kitaba dönüşüyor.
Çok güzel. Tüm bunlar bir araya geldikten sonra da projenin bitiminde artık biz bir yönetmelik önerisi getireceğiz aslında bakanlığa. Diyeceğiz ki bu psikososyal riskleri yönetmek için tüm bileşenleriyle de bu şekilde yaklaşabilirsiniz. Çok güzel. Artık orada noktayı koyacağız. Bunun takvimdeki yeri nerede hocam? Bu yıl içinde mi bitirilecek bu proje? 18 aylık bir proje, bir yılını aşağı yukarı dolduruyoruz. Çünkü Şubat 1 itibariyle sözleşmemiz aktif hale gelmişti. Temmuz'da normal koşullarda bitecek. Ama bu projeler 5 yıl, en az 5 yıl sürdürülebilirliği istenen projeler. Dolayısıyla 18. ayda bitti, tamam rafa kalktı diyemiyoruz. Bunu yaşatmamız gerekecek. Tüm psikososyal değerlendirme ölçüm araçlarının kullanılması, belgeselin yarışmalara katılması, kitabın referans almasının sağlanması. Yani önümüzde daha çok odaklı yapacağımız işler olacak. Projenin ne diyelim üretim süreci için 18 ay ama yaşatılması için önümüzde daha çok vaktimiz var. Esas aslında meyvesi ya da çıkan ürünlerin aslında sahadaki etkisi. Bunu sormuştun hani nasıl bir değişim evet. yaratılacak diye. Hı hı. Hakikaten o etkiyi biz 18. ay itibariyle gözlemlemeye başlayacağız. Etki analizleri de yapmak istiyoruz elbette ki. Onları da inşallah daha sonraki podcastlerde paylaşırız. Çok güzel. Çok gerçekten heyecan verici, çok yeni bir konu. Herhalde Türkiye'de de yapılan böyle kapsamlı, bu derecede kapsamlı herhalde ilk proje diye düşünüyorum. Son olarak da belki birkaç cümle Türkiye'ye ve Zonguldak'a katkılarıyla ilgili birkaç şey söylemek istersin İdil Hocam. Sonra da dinleyicilerimizle vedalaşabiliriz bir sonraki buluşmaya kadar diyerek. Evet. Katkıları tabii dediğin gibi özel bir proje. Yani şu ana kadar psikososyal risklerle ilgili farklı sektörlerde genel çerçeveyi anlatan, daha betimleyici düzeyde belki yani sahaya doğrudan inmeden bu konunun içeriğini ele alan bir takım şeyler hazırlandı. Yayınlar, rehberler hazırlandı. Tabii proje kabul edilene kadar 23 ay geçtiği için o süre zarfında da yapılan bazı farklı çalışmalar da oldu o sürede. Çok güzel. Bu ama hem sahayı doğrudan nabzını tutuyor, insanlara dokunuyor, kalıcı eserler veriyor. Çok yönlü, çok fazla bileşeni olan bir proje. Bir de bir ekosistem olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu hibeye 400 proje başvurdu. Bundan 37 tanesi kabul aldı. Bu 37 projeden 9 tanesi üniversite projeleriydi. Sadece 2 tanesi de özel üniversite, vakıf üniversitesinin projesiydi. O anlamda İstanbul'dan Zonguldak'a bir dokunuşun olması, bu etkileşim, hibeden destek alan diğer 37 projenin aslında çıktılarının birbiriyle zaman içinde konuşuyor olması bence çalışan sağlığı güvenliği anlamında çok önemli bir ufuk açıcı yapı oluşturacak. Bunları yavaş yavaş gözlemlemeye başlayacağız. Çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Artık vedalaşabiliriz. Bugün işte psikososyal güvenlik projesi kısa adıyla projesinin yürütücüsü doçent doktor İdil Işık'la beraberdik. Projenin web sitesini de anons etmek istiyorum. İlgisini çekenler, projeyi takip etmek isteyenler aşama aşama gelinen noktaları ve çıktıları izlemek isteyenler olabilir. Psikososyalrisk.org adresinde bu web sitesi. Burada hem projenin geldiği aşamalar, yapılan etkinlikler, bilimsel üretimler yer alıyor. Hem de yine konuyla ilgili kafa açıcı farklı içerikler, yine bu podcastler gibi, blog yazıları gibi başka içerikler de yer alıyor. Burası güzel bir buluşma noktası olacak gibi psikososyal risk konusuyla ilgilenen iş dünyası insanları için.
İşte Psikososyal Güvenlik Podcast serisinin ilk buluşmasını bugün doçent doktor İdil Işık'la birlikte yaptık. Anlatacak hala çok şey var. Bir sonraki sefer tekrar buluşmak üzere. Hocam çok teşekkür ederiz zaman ayırdığın için. Demek ben teşekkür ederim. Harika bir ilk yayın olduğunu hemen hissediyorum. Dinleyicilerimiz de çok seveceklerdir umarım ve faydalı olacaktır herkes için. Umarım. Teşekkürler desteğin için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.